Tonguç Akademi'den herkese selamlar arkadaşlar. 10. sınıf din kültürü 2. dönem 2. yazılıya hazırlık videosuna hazır mısınız? Ben hazırım, eğer sizler de hazırsanız hadi bakalım yazılı provamız başlasın. Evet arkadaşlar, yazılı kampımız başladı. Her zamanki gibi bomba gibiyiz. Ne yapıyoruz? Panik yapmıyoruz. Artık dönemin, hatta bir senenin eğitim öğretim yılının son yazılısına geldik. İşi baştan sıkı tutuyoruz. Asla gevşeklik göstermiyoruz. Çünkü biliyoruz ki gevşeklik göstermezsek ve inanırsak üstün gelecek olan, başaracak olan kimleriz? Bizleriz tabii ki. Arkadaşlar, bizler öğretmenlerimizden harika notlar aldık ve bunlar doğrultusunda çok güzel özetler hazırladık sizler için. Bir konu tekrarı yapacağız. Yazılıda sorumlu olduğumuz konu başlıklarını tekrar edeceğiz. Sonrasında da yazılıda çıkabilecek soru tarzlarını göreceksiniz. Bir nevi yazılı provası, yazılıya hazırlık olacak sizler için. Evet, ben çok heyecanlıyım. Seneyi güzel kapatmak istiyorum. İnşallah sizler de aynı şekilde güzel kapatacaksınız. Hadi bakalım başlayalım vakit kaybetmeden. Arkadaşlar, 4. üniteden başlıyoruz. Ahlaki tutum ve davranışlar ünitesindeydik. Bu ünitede İslam ahlakından bol bol konuşuldu. İslam ahlakının konusu nedir? Ahlak nedir? Mizaç, tabiat, huy, karakter anlamlarına geliyor. Ahlak ve hukuk sisteminin oluşumunda hangi kavramları görüyorduk? Hak, hukuk, utanma kavramı, günah kavramı, merhamet gibi duygular ahlak ve hukuk sisteminin oluşumunda etkiliydi. Çünkü insanlar hak ve hukuk kurallarına dikkat ederek ahlakını oluşturuyorlar. Ya da utanma duygusu insanın ahlakının gelişmesinde etkili bir rol oynuyordu. Gelelim İmam Gazali'ye. Arkadaşlar, İmam Gazali ahlak ilmine ruhi tıp ilmi demiş. Bu da önemli, bunu unutmuyoruz. Peki İslam ahlakı neyi öngörür? İslam ahlakı bizden neyi nasıl yapmalıyız sorusuna cevap veriyor. Yani diyor ki şu davranışı nasıl yapmalısın ya da bu olay karşısında nasıl tepki vermelisin şeklinde. İyi ve kötü, uymak zorunda olduğumuz kurallar ve sorumluluklarımız var. Bunlar da neye giriyor? İslam ahlakına giriyor. İşte İslam ahlakının özellikleri nelerdir? Bunları şöyle bir tekrar etmemiz gerekiyor. Gelelim İslam ahlakının kaynaklarına. İslam ahlakının kaynakları Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Müslümanlar tarih boyunca pek çok düşünce ya da pratikte ahlakın kaynağı olarak ilk neyi esas almışlar? Tabii ki Kur'an-ı Kerim'i esas almışlardır. Bununla birlikte Peygamber Efendimiz'in sünneti de vazgeçilmez bir kaynaktır. Ahlak kaynağıdır özellikle. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin elbette yüce bir ahlak üzeresin ayetinden anlıyoruz ki Allah-u Teala onun ahlakını övüyor ve bizden de onu kendimize örnek almamızı istiyor. Ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki var? Ondan bahsedeceğiz. Terbiye ne demek? Terbiye Arapça bir kelimedir. Islah etmek, düzene koymak demektir. Eğitim yoluyla ne yapılır arkadaşlar? Amaçlanan davranışları ortaya çıkarmaktır terim anlamı. Şimdi terbiye kelimesini biz Türkçe'de hala kullanıyoruz. Bununla birlikte ahlak ve terbiye iki anlamı birlikte de eş anlamlı olarak da kullanıyoruz. Terbiye dediğimizde ardından Er-Rab ismini gördük değil mi terbiye konusunu işlerken? Terbiye ile alakalı Allah'ın isimlerinden Esma-i Hüsna'dan biriydi. Şöyle not alalım. Esma-i Hüsna. Er-Rab ismi terbiye eden, yöneten, idare eden şeklinde bir anlamı var arkadaşlar. Allah-u Teala yarattıklarını terbiye eder. Onları başıboş bırakmaz. Onları yönetir. Onlarla ilgili kurallar koyar değil mi? Bu kurallara uymasını bekler. Çeşitli şekillerle onları terbiye eder. Ahlak eğitimi insanın bedenen, zihnen ve ahlak bakımından geliştirilmesi, olgunlaştırılmasına deniyor. İlk önce nerede başlıyor arkadaşlar? Tabii ki ailede başlıyor bu ahlak eğitimi. İbadetlerle peki ne yapıyoruz? İnsan ahlakını daha da güzelleştiriyor. Ahlakın güzelleşmesi neyle mümkün? İyi bir karakter eğitimiyle mümkün. Tabii ki bir anda olabilecek bir şey değil. Bu da eğitim. İşte dedik ki ilk olarak ailede başlıyor. Sonra okul hayatıyla devam ediyor.
ve insanın karşısına çıkan tecrübeler, okuduğu kaynaklar onun ahlakının ve terbiyesinin gelişmesinde katkıda bulunuyor. Karakterin oluşması yaşam boyu devam ediyor tabii ki. Peygamber Efendimiz ahlakın güzelleşmesiyle ilgili dua etmiştir. Allah'ım dış görünüşümü güzel eylediğin gibi ahlakımı da güzelleştir duası. Çok güzel bir dua. Bizlerin de sık sık bu duayı etmesi gerekiyor. Sağlam bir karakter oluşturmak için önce ne yapıyoruz? Doğru bir inanç sistemine sahip oluyoruz. İnanç sistemine uygun bir yaşantı da insanın iradesini güçlendirmesiyle tabii ki bu da iman ve ibadet esaslarıyla mümkün. Yani ibadetlerle ne yapıyoruz? Ahlakımızı güzelleştiriyoruz. Zaten ibadetlerin amacı buydu. Oruç ibadetiyle insanın nefsini terbiye etmesi, sabırlı olması, yoksulların halini anlaması, empati duygusunun gelişmesi, toplumsal birlik ve beraberliği arttıracak yardımlaşmada bulunması amaçlanır. Hac ibadetiyle yine insana eşitlik, Allah'ın katında hiçbir üstünlüğün olmadığını, bütün insanların Allah katında eşit olduğu bilincini verir. Namaz ibadetiyle günlük hayatını sorumlulukları çerçevesinde planlı programlı yaşamayı öğrenir. Gibi bu ibadetlerin hepsiyle zekat ibadetiyle aynı şekilde paylaşma ve yardımlaşma duygusunun güçlenmesi amaçlanır. Dolayısıyla ibadetlerin her birinin farklı bir amacı, insana farklı bir karakter eğitimi diyebiliriz. Gelelim İslam ahlakında yerilen bazı davranışlara. Arkadaşlar, İslam ahlakında yermek bu arada ne demekti? Eleştirilen, hoş görülmeyen demektir. İslam ahlakında övülen ve yerilen bir takım davranışlar var. Örneğin anne babaya iyilik etmek güzel bir değer olarak övülürken akrabayla ilişkiyi kesmek yani sıla-i rahimi kesmek ise yerilmiştir yani eleştirilmiştir. Gelelim bu davranışlara. Yerilen davranışlarda yalan, mahremiyet ihlali, tecessüs geliyor. Bir diğer anlamı şöyle yazalım. Tecessüs. Haset, hile, iftira, gıybet diğer adı dedikodu. Dedikodu diyelim şöyle. Suizan ve israf geliyor. Bunlardan hemen hızlıca bahsetmek istiyorum. İslam ahlakında yerilen davranışların başında yalan geliyor arkadaşlar. Çünkü yalan münafıklık alameti olarak ifade ediliyor Peygamber Efendimiz tarafından da. Yalan ne demekti? Gerçek dışı söz söylemek, asılsız bilgi ve haber vermek. Doğruluğun zıttı. Karşısında ne var? Yalan var. Yani karşımızdaki insanın doğruyu öğrenmesine engel oluyorsak, gerçeği bilmesine engel oluyorsak, başka bir şey anlamasına sebep oluyorsak orada yalan var. Yalanın pembesi, sarısı, turuncusu yok arkadaşlar. Bunu da izah etmiş olalım. İslam dinine göre gerçeği çarpıtmak, asılsız söz söylemek, asılsız bilgi vermek yalandır. Kur'an-ı Kerim'de doğru söz söyleyin ifadesiyle Allah-u Teala insanların doğru konuşmasını, yalandan uzak durmasını tavsiye ediyor. Gelelim bir diğer yerilen davranışımız mahremiyet ihlali. Mahremiyet ihlali bir diğer adı tecessüstür arkadaşlar. İnsanların özel hallerini araştırmak, gizli hatalarını ortaya çıkarmak tabii ki toplumsal olarak baktığımızda çok çirkin bir davranıştır değil mi? Kur'an-ı Kerim'de de yine bununla ilgili pek çok ayetler var. Ey iman edenler insanların gizli hallerini araştırmayın buyuruyor Allah-u Teala. Direkt bakın emir de bulunuyor. Çünkü eğer onların gizli hallerini araştırırsak aralarına fesat sokmuş oluruz ya da fesat çıkmasına neden olmuş oluruz diyerek. Hatta insanların en özel yerleri neresidir? Evleridir. Mahrem alanları evleridir değil mi? Evlere de izinsiz girmemek gerektiği, seslenerek girmek gerektiği, selam vererek girmek gerektiği anlatılıyor. Çünkü bunun daha hayırlı olduğu söyleniyor Allah tarafından. Yine aile hayatında da mahremiyeti korumak önemlidir. İslam kültüründe kamu yararı ve güvenlik gibi durumlar dışında bir insanın ayıp ve kusurlarını araştırıp açıklamak değil, onları örtmek daha uygun görülmüştür. Tabii ki işin içine kanun girince, herhangi bir suç girince orada araştırmak zorunlu oluyor. Çünkü hakların da ortaya konulması gerekiyor. Yani bir taraf ceza alacaksa ona karşılık bir hani bir delil olması gerekiyor, bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla araştırmak şart. Bunun dışında günahların, ayıp ve kusurların örtülmesi tavsiye edilmiştir. Kim bir kardeşinin ayıbını, günahını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını, günahını örter deniliyor. İslam düşüncesine göre kusuru yaymak en az onu işlemek kadar kötüdür arkadaşlar. O yüzden kimsenin
özel hayatını, gizli yaşamını izinsiz girmiyoruz. Evlere izinsiz girmiyoruz. Seslenerek, selam vererek giriyoruz. Başkalarının telefonları, e-mailleri, SMS'leri bunların hepsi özeldir. Fotoğrafları özeldir. Asla izinsiz bakmıyoruz. Hiçbir şekilde bize verilen bir bilgiyi de başkasına ait bir sır olabilir. Bu da özel hayata girer. Başkasıyla paylaşmıyoruz. Gelelim bir diğer yerilen davranışımız haset arkadaşlar. Haset ne demek? Bir diğer adı kıskançlık tabii ki. Bizde haset daha çok kıskanmak olarak geçer. İslam ahlakında yerilen tutum davranışlardan biridir. Kıskançlık çekememezlik olarak da bilinir. Başkasının sahip olduğu imkanları kıskanmak ya da onun durumunun ortadan kalkmasını istemek, onun başarısının kaybolmasını istemek ya da bende olsun sadece başkasında olmasın demek, onda olmasın şeklinde bir tutum takınmaya kıskançlık deniliyor. Bencillik duygusu dengelenmediği zaman yani kişi kontrol altına almadığı zaman bu neye dönüşüyor? Hasete dönüşüyor yani kıskançlığa dönüşüyor. Sadece bende olsun demeye başlıyor. Kur'an-ı Kerim'de Felak suresinde kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım ayeti var. Demek ki kıskanç kişi kıskandığı vakit çok şerli ya da çok kötülük yapabilecek potansiyele sahip olabiliyor. Bundan Allah'a sığınmak gerektiği ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'de. O yüzden bencillik gibi ya da diğer kötü duygulardan kendimizi arındırmamız gerekiyor ki bu duygularımız hasede yani kıskançlığa dönüşmesin. Eğer kişi haset etmeyi bırakmazsa önce kendi benliğine zarar verir. Çünkü haset evvela hasidi mahveder, onu yakar. Yani kıskançlık önce kıskanan kişiyi yakar, bitirir. Karşıdaki insana yani kıskandığı kişiye hiçbir zararı olmaz. Bu yüzden bu duygunun terbiye edilmesi şarttır arkadaşlar. Gıybet ve dedikodu gibi kötülüklere de bulaşmış oluyor çünkü kıskanan bir insan. Bakın hepsi birbirini tetikliyor. Ayrıca manevi anlamda da iyilikleri yakıp bitiren, onları yok eden bir davranıştır, bir tutumdur haset. Yani yaptığınız en güzel ibadetleriniz, en güzel davranışlarınızı yakıp yakmak, kül etmek ister misiniz? Tabii ki hayır. O yüzden ne yapıyoruz? Kıskanmıyoruz. Kıskanmanın bir zıttı vardır. İmrenmek, gıpta etmek. İslam dininde imrenme ve gıpta etmek normal görülen bir davranıştır. Çünkü bunlar insanın fıtratında var olan davranışlar. Yani bizlerin karakterinde vardır. Ancak imrenmek ve gıpta etmek güzel, olumlu bir şekilde imrenmek yani kıskançlık değil de olumsuz bir şey değil de ne güzel o yapabilmiş, inşallah ben de yapabilirim ya da ben de yaparım gibi böyle düşünceler gıpta ve imrenmeye girer. Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, iki kişiye imrenilir. Birincisi malını Allah yolunda harcayana, ikincisi de ilim ve hikmet sahibi olup bunu başkasıyla paylaşan. Demek ki çok malı olup da yoksullarla paylaşan, ihtiyaç sahipleriyle paylaşıp hayır hasenat yapan insanlara imrenebiliriz, gıpta edebiliriz. Bununla birlikte ilim sahibi kişiler, hikmet sahibi kişilere de imrenebiliriz başkalarıyla ilimlerini paylaştıkları için. Ama bunun dışında kıskançlık gibi duygulara İslam dini hoş bakmamaktadır. Evet arkadaşlar, gelelim şimdi bir diğer durumumuz, yerilen davranışımız neydi? Hileydi. Hile yapmak, insanları aldatmak, kandırmak, karşı tarafı ne yapmaktır? Yanıltmaktır. Dolayısıyla doğruluk ve adaletin zıttıdır hile yapmak. Kur'an-ı Kerim'de hile yapıp aldatmak münafıkların özelliği olarak anlatılır. Onlar da inanmadıkları halde ne diyorlar? Kalpleriyle iman etmedikleri halde dilleriyle biz inandık diyorlar, iman ettik diyerek karşısındaki insanları aldatıyorlar değil mi münafıklar? Bu yüzden hile yapıp aldatmak, kandırmak münafıklığın alametidir. Allah-u Teala inanan kimselere yaptıkları işten dolayı işlerde doğruluk ve adaletten ayrılmamalarını öğütlüyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Şuayb Aleyhisselam'ın kavminden bahsedilirken ölçü ve tartıyı adaletle yapın buyurarak ticarette bile dürüst olmak gerektiğini ifade ediyor. İnsan ilişkilerinde de hakeza öyle. İnsanları aldatıp kandırmanın altında nasıl duygular yatar? Maddi hırslar yatar değil mi? Daha fazla mal elde etme, daha fazla başarı elde etme ya da çeşitli çıkarlar ortaya çıkar. Bencillik gibi nedenler de insanların hile yapmasına sebep olan duygulardır arkadaşlar. Dolayısıyla hile olan bir toplumda, hilenin yaygınlaştığı bir toplum insanlar arasındaki doğruluk ve güven ilişkilerini de bozar değil mi? Karşılıklı bir güven olmadan huzurlu bir hayat sürdürmek mümkün? Tabii ki mümkün değil.
Kişi her koşulda doğruluk ve adaleti titizlikle koruması gerekiyor. Yaptığı işleri ne yapacak? Hak ihlali olup olmadığına veya insanların bu yaptığı işten zarar görüp görmediğine mutlaka bakması gerekiyor. Evet, bir diğer gerilen davranışımız iftira arkadaşlar. Hemen iftiradan da bahsedelim. İftira ne demek? Yalan söylemek bir açıdan iftira kavramıyla da ilişkili. Çünkü iftira aynı zamanda yalan sınıfına giriyor. Bir kimseyi asılsız olarak suçlamak, ona gerçekte olmayan kötülük ya da kusur isnat etmek, dayatmaya biz iftira diyoruz. Yani olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermek. Türkçe'de farklı anlamları var. İşte bazı deyimlerimiz var. Kara çalmak, çamur atmak, leke sürmek gibi deyimlerle ifade ediliyor. Tabii ki insanları yalan ya da iftiraya götüren sebeplerden biri nedir? Karşılaştığı olaylar hakkında bilgi sahibi olmadan konuşması. Olayı bilmiyor bile. Orada değildi. Ama oradaymış gibi ve bizzat olayı yaşamış gibi insanlar anlatabiliyorlar. Birbirlerine yalan yanlış bilgiler aktarabiliyorlar. Dolayısıyla da neye girmiş oluyor? İftira sınıfına girmiş oluyor. Artık yalandan iftiraya dönüşmüş oluyor. Gelelim bir diğer davranışımız arkadaşlar. Gıybetten konuşacağız şimdi. Gıybet ne demek? Bir diğer anlamı dedikodudur arkadaşlar. Yalan, iftira ve mahremiyet ihlali yanında gıybet de bu davranışlara giriyor. Bir insanın arkasından hoşlanmadığı şekilde konuşmak, bunu başkalarına aktarmaktır. Bakın, konuşulan şey gerçek olsa bile, diyelim ki gerçekten birinin başından öyle şeyler geçti ya da öyle bir şeyler söyledi. Siz bunu alıp başka birine aktardığınız anda aynısıyla bile aktarsanız yaptığınız ya da söylediğini, gıybete giriyor, dedikoduya giriyor. Sebebi ise zaten olmuş bir şeyi söylemek, gerçek bir şeyi söylemek, arkasından konuşmak dedikodu gıybettir. Olmamış bir şeyse eğer bu direkt neydi arkadaşlar? İftiraydı değil mi? Çünkü iftira asılsız bir şeyi söylemek. Dedikodu gıybet ise var olan bir şeyi başkalarına aktarmak, taşımak. O böyle dedi, şu şöyle dedi, o bana bunu yaptı diye arkasından konuştuğunuz anda, yani o kişi orada değilse bu direkt olarak neye giriyor? Dedikoduya, gıybete giriyor. Dedikodu ve gıybetle ilişkili olarak bir kavramımız daha var. Kovuculuk arkadaşlar. Bu da laf taşımak oluyor. Kovuculuk diyelim şöyle. Laf taşımak, söz taşımak anlamına gelir. Toplumda en çok yerilen davranışlardan biri de budur. Laf taşıyan, söz taşıyan insanları hiç kimse sevmez. Suizana gelelim. Suizan, önce zandan bahsedelim. İki kelimeden oluşuyor çünkü. Zan, kesin olmayan yargı demek. Düşünce, kanaat demek. Kesin değil. Ben öyle zannediyorum. Ben öyle zannettim. Öyle sandım. Zan ve san kelimeleri aynıdır. İslam alimleri zannı ikiye ayırmışlar. Hüsnü zan ve suizan. Hüsnü zan olumlu düşünmek, olumlu kanaat getirmek. Suizan ise Arapçada kötü, çirkin, şer anlamına gelir. Yani bir kişi hakkında kesin olmayan yargıya, ama nasıl yargı? Olumsuz düşünceye kapılmak, olumsuz düşünmeye suizan deniliyor. Bir Müslüman her daim hüsnü zandan yana olmalı. Yani karşısındaki insan için her zaman olumlu, pozitif düşünmeli. Gelelim bir diğer kavramımız israf arkadaşlar. İslam dininde en çok yerilenlerden biridir diyebiliriz. Sebebi ise Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette yiyin için fakat israf etmeyin diyerek ne yapıyor? Uyarıyor. Gereksiz yere tüketmek savurganlık anlamında kullanılır. İsraf eden kişiye müsrif deniliyor. İsraf eden kişiye arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de gerçek müminler israf ve cimrilikten uzak duran müminler olduğunu ifade ediyor. Harcamalarında dengeli olurlar. Yani ne eli açık, ne savurgandır, ne de cimrilik ederler diyerek onların harcamalarının ikisi arasında dengeli bir harcama olduğunu söylüyor. İsrafın nimetlere nankörlük olduğunu Peygamber Efendimiz ifade etmiştir ve Müslümanları israf konusunda uyarıyor. Allah da davranışlarda ölçülü olmamızı istiyor ve sadece maddi konularla sınırlı değil, gündelik hayatımızda da zaman, emek, duygu israfı yapmaktan bizleri uzak tutuyor. İletişim araçlarıyla uzun süre vakit geçirmek zaman ve ne israfı? Emek israfı değil mi? Sportif anlamda takım tutma işini abartıp holiganlık yapmak duygu israfıdır. İnsan
Allah'ın vermiş olduğu tüm nimetlerin kıymetini bilmeli ve bunları ölçülü bir şekilde kullanmaya gayret etmeliyiz. Yani sadece maddi anlamda değil, yemeği, içmeyi değil, kıyafeti israf etmek değil. Arkadaşlar, duyguları da gereksiz ve aşırı derecede kullanmak, tüketmek israfa giriyor. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunları niye bildik? Arkadaşlar, bu yerilen duygu ve davranışları, İslam ahlakında yerilen bu olumsuz davranışları bilmek ve bu konuda hassasiyet göstermek neyin şartı? İyi bir insan, iyi bir Müslüman olmanın şartıdır, değil mi? İyi insanlar kötü şeylerden uzak durmada kararlılık ve sağlam bir duruş gösterirler. Tabii ki insan İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü davranışlarla kendini süslemeli, yerdiği davranışları benliğinden, kimliğinden, karakterinden ne yapmalı? Tahliye etmelidir. Neden? Toplumsal birlik ve huzur için, kardeşlik için bu davranışlardan uzak durmamız gerekiyor. Ne yapacağız? Erdemli işler sergileyeceğiz. Erdemli bir toplum ortaya çıkaracağız. Evet, gelelim şimdi tutum ve davranışlarda ölçülü olmak. Şimdi arkadaşlar, tutum ve davranışlarda olgunluğa ulaşmamızı ister İslam dini. Buna da ne deniyor? Erdem deniliyor. Erdem, tutum ve davranışlarda olgunluğa ulaşmak diyoruz. Allah her şeyi bir ölçü ve düzene göre belirlemiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın evrende bir denge kurduğunu ifade eden pek çok ayetler vardır. Onlardan bir tanesini aktaralım. Allah o, yani dengeyi koydu. Sakın dengeyi bozmayın, adaletle hareket edin ve ölçüyü bozmayın diyerek bizleri uyarıyor. Yine İslam'ın orta yolu benimsediğini, Müslümanların da dengeli bir ümmet olduğunu ifade ediyor. Ölçülü olmak aynı zamanda orta yolu tutturmaktır. Ne eksik ne fazla. Yani bir işi kararınca yapmak. Eskiden bu kelime yerine, denge yerine itidal kullanılırdı arkadaşlar. İtidal, ölçülü olmak, aynı zamanda orta ve doğru yolu bulmak demektir. Pek çok konuda olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala'nın ifade ettiği gibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizler için en güzel örnektir ve o güzel ahlakın örneği olarak övülmüştür. Kur'an-ı Kerim'de en güzel örnek, en güzel ahlaka sahip kişi olarak Hazreti Muhammed Üsve-i Hasene kavramıyla ifade edilir. En güzel örnek anlamına geliyor. Hazreti Muhammed'in hayatına baktığımızda onun hayatının ne kadar ölçülü olduğunu görüyoruz. Çünkü Kur'an ahlakıyla hareket etmiş Hazreti Muhammed. Dünya ve ahiret dengesini birlikte yürütmüş. Kulluğunda, alışverişinde, aile yaşantısında ya da savaş durumlarında, barış zamanında her zaman ölçülü hareket etmiş. Ölçülü olmak aşırılıktan uzak durmaktır. Herhangi bir şey için fark etmez. Aşırılığın her türlüsü kötüdür. Yani Allah-u Teala her durumda, maddi anlamda olsun, duygularımızda olsun ölçülü olmamız gerektiğini ifade ediyor. Bu son başlığımızda da bundan bol bol bahsedilmiştir. Kur'an'dan mesajlar konusunda gelelim. Hucurat suresi 11 ve 12. ayetler. Hucurat suresi Medine'de inmiştir. 18 ayetten oluşur. İsmini de 4. ayetinde geçen hucurat kelimesinden alır. Hucurat odalar demek arkadaşlar. Şöyle yazalım. Odalar demek hucurat. Aklınızda bulunsun. Bu surede ağırlıklı olarak toplumsal yaşamda dikkat edilmesi gereken görgü kuralları ve ahlaki değerler üzerinde durmuştur Allah-u Teala. Ayrıca müminlerin kardeş olduğu belirtilmiş ve hepsinin tek bir asıldan yaratıldığı ifade edilmiş. Dolayısıyla tek asıldan yaratıldığımız için de insanlığın bir olması gerektiği vurgusu yapılmıştır. 10. ayetinde bütün müminlerin kardeş olduğunu ifade eder Allah-u Teala. Hemen sonrasında gelen 11 ve 12. ayetlerde ise kardeşlik bağını zedelememesi için Allah-u Teala bazı davranışlar konusunda uyarmıştır. Yani kardeşlik bağının zedelenmesini önleyecek tavsiyeler içeriyor. Oldukça güzel ayetlerdir. Zan konusunda uyarıyor Allah-u Teala. Bu noktada çok duyarlı olmamız gerektiğini ifade ediyor. Evet, 5. ünitemiz İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi, aynı zamanda fıkhi yorumlar ünitesi. Bu ünitede dini yorumların farklılıkları sebebiyle ilk önce başlıyoruz üniteye. Ardından
pek çok kavramımız var tabii. İlk defa bu tarz daha derinlemesine gördüğümüz için oldukça dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi önce dini yorum farklılıkların sebepleri diyoruz ama din ne demek? Bunu söylememiz gerekiyor. Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyi ve doğru işler yapmaya yönelten, iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütününe din diyoruz. Peki dinin amacı nedir? İnsanları kötülüklerden sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamak. Yani sadece ahirette değil, dünyada da mutlu olmalarını sağlamak. Dinin amacı budur. Peki din anlayışı nedir? Din anlayışı Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği öğütlerin insanlar tarafından algılanma biçimine ne diyoruz? Din anlayışı diyoruz. Dinle din anlayışının arasındaki farka baktığımızda arkadaşlar din tektir değil mi? Din anlayışı birden fazla olabilir. Çünkü her insanın algılama biçimi farklıdır. Yorumlama biçimi de farklıdır. Bundan dolayı ne yapıyoruz? Tek bir anlayış yok. Zaten birden fazla anlayış var. Din vahye dayanır. Yani Kur'an-ı Kerim ilahi mesajlara dayanırken din anlayışı ise vahye dayanmaz. İnsanların algılarına ve yorumlarına dayanır. Din değişmezdir. Din anlayışı ise değişebilir. Zaman içerisinde insanlar değiştikçe o da değişir. Dolayısıyla dinin yanlış anlaşılmasından kaynaklanan sorunları dine mal edemiyoruz. Dine fatura kesemiyoruz. Çünkü insan yanlış anlayabilir, insan yanlış yorumlayabilir. Bu dinin yanlış olduğunu ya da eksik olduğunu göstermez. İslam dininin temel kaynaklarından bahsedelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünnetidir tabii ki. Şimdi ardından bazı kavramlar göreceğiz arkadaşlar. Hazreti Peygamber hayattayken Müslümanların inanç ve ibadet alanı ile ilgili tüm sorunlara tabii ki çözüm getiriyor. Onlara çözüm getirdiği için de dini konularda Müslümanlar arasında farklılaşmaya sebep olacak görüşler ortaya çıkmıyor. Peygamber Efendimiz hayattayken. Ama Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam dini Arap Yarımadası'nın dışında da çeşitli coğrafyalara, bölgelere, toplumlar arasında hızlandıkça, yayıldıkça böylelikle Müslümanlar farklı inanç, kültür, örf ve adetlere sahip insanlarla karşı karşıya geliyorlar. İşte ticaret yapıyorlar, akrabalık ilişkileri kuruyorlar. Yeni gelişmelerle birlikte Müslümanlar arasında ortaya çıkan bazı siyasi ve dini sorunlar ve bu sorunları üretilen çeşitli çözümler ve farklı yorumların ortaya çıkmasını da beraberinde getiriyor. İslam alimleri bulundukları coğrafyaya göre insanların sorunlarına çözümler üretiyor. Yorum, ekol veya mezhep, dinin anlaşılmasının ve uygulaması ile ilgili olarak zamanla ortaya çıkan fikri ve beşeri oluşumların genel adıdır. Tamam mı arkadaşlar? Yani yorumda deniliyor, ekolde deniliyor ya da daha çok kullanılan mezhep kavramını görüyoruz. Dinin anlaşılması, uygulanması ile ilgili, dinin özüyle değil. Çok önemli burası. Dinin anlaşılması ve uygulanması ile ilgili zamanla ortaya çıkan fikri ve beşeri oluşumların genel adına biz yorum, ekol, mezhep diyoruz. Peki neden bu yorum farklılıkları vardır? Yani İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının ortaya çıkış sebepleri nelerdir? Öncelikle insanın yapısından kaynaklanan sebeplerden bahsedeceğiz. Bunları tabii ki konu konu ayıracağız. İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler dediğimizde en başta coğrafi sebepler, sosyal sebepler, kültürel sebepler ve siyasi sebepler çıkıyor karşımıza. Hemen arkasından dini metinlerden kaynaklanan sebepler geliyor. İnsanın yapısından kaynaklanan sebepler dediğimizde insanın tabii ki her insan farklı olduğu için insanların kabiliyeti, huyları, ilgi alanları, ihtiyaçları, beklentileri, dünyaya bakış açımız. Burada kaç bin kişiyiz değil mi? Her birimizin algısı birbirinden farklı. Hepiniz burada aynı videoyu dinliyorsunuz, izliyorsunuz ama her birinizin vereceği cevaplar farklı. Dolayısıyla aynı resme baktığımızda da farklı duygular hissettiğimiz gibi, aynı kitabı okuduğumuzda farklı şeyler anladığımız gibi, farklı yorumlar yapabildiğimiz gibi, insanların olay ve olgulara farklı yaklaşımlarının sonucu olarak farklı mezhepler, farklı ekoller ortaya çıkmaya sebep olmuştur. Gelelim coğrafi sebeplere arkadaşlar. Peygamber Efendimizin döneminde nerede yaşıyordu Müslümanlar? Daha çok Mekke ve Medine bölgesinde buluyordu. Peygamber Efendimizin vefatından sonra yarım asır geçmeden İslam coğrafyası Hazreti Ömer'in, Hazreti Ebu Bekir'in fetihleriyle birlikte farklı iklimlere sahip, birden fazla kültürle ve dinle içine alan geniş topraklara ulaşıyor. İslam dini sıcak, biliyorsunuz Mekke çok sıcaktır ve kurak.
yıldır orada o coğrafyada doğmuş olmasına rağmen kısa bir süre içinde farklı iklim ve coğrafyalara yayılıyor. Dolayısıyla coğrafi sebeplere dayanan yaşam biçimlerinde çeşitlilik oldukça değişik yorum ve uygulamalar da ortaya çıkıyor. Mesela kıyafet, yemek kültürü, diğer alanlardaki çeşitlilik değil mi? İslam düşüncesine ait yorumlar üzerinde de etkisini gösteriyor. Evet, sosyal sebeplere geçiyoruz arkadaşlar. Sosyal sebepler dediğimizde de şimdi sosyal hayattan bahsedeceğiz öncelikle. Sürekli bir değişme, gelişme, yenilenme içindeyiz değil mi sosyal hayat içerisinde? Her zaman mekanda geçerliliğini koruyan kimi ilkeler varlığını sürdürürken diğer unsurlar zamanla varlığını yitiriyor ya da değişime uğruyor. Sosyal hayatın kendisine özgü yapısı her alanda olduğu gibi İslam düşüncesinde de farklı yorum biçimlerinin ortaya çıkmasına sebep olur. Mesela köy yaşamına bakalım. Bir köy yaşamının şartlarına bir de şehir yaşamının sosyal yapısı birbirine kıyasladığımızda ikisinin de birbirine benzemediğini görüyoruz. Dolayısıyla şehir ya da köydeki dini hayat ve dini anlayışların birbirinin aynı olmaması doğaldır. Ayrıca toplumları derinden etkileyen savaşlar, doğal afetler, siyasi ya da ekonomik krizlerde bu yorumların, çeşitli yorum ve mezheplerin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Evet, kültürel sebeplere geldik. İslam dini Arabistan Yarımadası'nın dışına yayıldıkça Suriye, ilk olarak fetihler, İran, Irak ve Mısır gibi bölgelerde İslam coğrafyasının bir parçası haline geliyor. Bu bölgelerde yaygın olarak hangi dinler vardı? Hristiyanlık ve Yahudilik vardı. Mecusilik bir de Zerdüştlük gibi inançlar hakimdi. Müslümanlar fethettikleri bu topraklarda bu din ve inanç mensuplarıyla bir arada yaşadılar. Dolayısıyla bazı Müslümanlar yaşadıkları bölgenin örf ve adetlerini kültürlerinden etkilenerek İslam dininin anlaşılması ve yorumlanması aynı zamanda yaşanmasında farklı bir yaklaşım benimsediler bulundukları coğrafyadan kaynaklı olarak. Ayrıca yeni Müslüman olanlar da dini anlamada eski inançlarının da etkisinde kalmışlar. Mesela Hicri 2. asırdan itibaren itikadi tartışma konularında konuları arasında yer alan Allah'ın zati ve subuti sıfatları konuları İslamiyet'ten önce diğer din mensupları tarafından da tartışılmış. Demek ki din anlayışı tartışmaları, bu noktadaki tartışmalar diğer dinlerde de görünüyor. Evet arkadaşlar, siyasi sebeplere gelelim. Şimdi İslam düşüncesinde birçok yorum farklılığının ortaya çıkmasında başlıca nedenlerden biri de siyasi sebeplerdir. Siyasi sebepler dinin anlaşılması ya da uygulanmasında doğrudan ya da dolaylı olarak etkisini göstermiştir. Dolayısıyla arkadaşlar, siyasi düşüncelerini kendilerinin ön plana çıkmasını isteyen kişiler olmuştur. Bu sebeple de onların kendi siyasi düşünceleri ön plana çıkmış. Hazreti Peygamber ilk ve dört halife dönemlerinde meydana gelen bazı olaylarını farklı şekilde yorumlanması da Müslümanlar arasında çeşitli mezheplerin ortaya çıkmasında etkili olmuş. Peygamber Efendimiz ve Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali halife dönemi, dört halife döneminde yaşanan olayların farklı yorumlanması siyasi mezheplerin ortaya çıkış sebebidir. Örneğin Hazreti Peygamber'in vefatından sonra kimin halife olacağı ile ilgili tartışmalar, ileri sürülen görüşler ve her görüşün ayet ya da hadislerle delillendirilmesi, ben Resulullah'tan şöyle duymuştum, ben Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet okumuştum gibi çabalar birçok mezhebi ortaya çıkarıyor. Hazreti Ali ile Hazreti Ayşe arasında gelen Cemel vakası, Hazreti Ali ile Muaviye arasında, Ebu Sufyan arasında gelen Sıffin savaşı, haricilik ve Şiilik gibi siyasi itikadi ekollerin ortaya çıkmasında etkili oluyor. Ayrıca bu savaşlarda ölen ve öldürülen Müslümanların dünya ve ahiretteki durumlarının ne olacağı ile ilgili de tartışmalar Mürciye ve Mutezile gibi itikadi yorumların doğmasına sebep olmuştur. Gelelim dini metinlerden kaynaklanan sebeplere. Bunlar arkadaşlar neyin açıklamalarıydı? Tekrar söylüyorum, İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum farklılıklarının sebepleri. Şöyle, bunların hepsi başlıklarımız. Devam edelim. Arkadaşlar, İslam'ın ana kaynağı nelerdi? Kur'an-ı Kerim ve hadislerdi. Kur'an-ı Kerim ve hadislerin tamamı anlam bakımından herkesin anlayacağı kadar açık değil. Bazı ayet ve hadislerin kolay anlaşıldığını görürken bazılarının da anlamının kapalı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bir yoruma ihtiyaç var değil mi? Metinde geçen bazı kavram ve ifadeler farklı anlayışların, farklı yorumların ortaya çıkmasında etkili oluyor.
Kur'an-ı Kerim'de benzer anlamlar içeren ya da birden fazla anlama gelen müteşabih ayetler vardır. Bir de muhkem ayetler vardır. Muhkem ayet demek anlamı açık, yoruma gerek olmayan, okunduğunda manası hemen anlaşılan ayetler demek. Müteşabih ayetler ise manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan, farklı yorumlara elverişli olan ayetlere müteşabih ayet diyoruz. Tevil ne demekti arkadaşlar? Tevil ise birçok anlama gelme ihtimali olan bir ayetin İslam bilginleri tarafından içerdiği anlamlardan birinin tercih edilmesine ne diyoruz? Tevil diyoruz. Evet, bu kavramları da gördüysek devam edelim. Dini yorumlarla ilgili bazı kavramlar. Şimdi arkadaşlar, İslam dininin 3 temel boyutu var. İnanç, ibadet ve ahlak boyutu diye. İnanç dediğimizde İslam dininin inanç esaslarını İslam itikadı oluşturuyor. İslam inanç sistemi diyoruz buna. Delilleriyle savunan ilme ise kelam ilmi deniliyor. İbadet dediğimizde İslam'ın ibadet anlayışı ve prensiplerini içine alan bir başlıktır bu. Hangi kavramla ifade ediliyor? İbadetlerin uygulanışı ile ilgili kuralları fıkıh kavramında görüyoruz. Fıkıh ilminde görüyoruz. Şimdi bir diğeri de ahlaktı. İslam ahlakının temel özellikleri iyilik ve erdem anlayışını oluşturur. Burada hemfikir miyiz? Tamam. Gelelim şimdi mezhep kavramına. Dini inanç ve esaslarını ya da ameli hükümlerini anlama, yorumlama konusunda kendine özgü yaklaşımlara sahip düşünce sistemi. Bu yaklaşımlar etrafında meydana gelen ekolleşmenin ürünü olan İlmi ve fikri birikime mezhep diyoruz. Şimdi günümüze kadar varlığını devam ettiren mezhepler genel hatlarıyla itikadi, siyasi, ameli, fıkhi olarak ikiye ayrılır. İtikadi mezhepler dinin inanca yönelik esaslarıyla ilgili farklı görüşler ortaya koyarken, fıkhi mezhepler ameli yönüyle ilgili olarak görüşleri, burada bakın fıkıh kavramından bahsettik, ibadetle, amelle, davranışla ilgili görüşleri ortaya koyar. Şimdi devam edelim. İslam dininin amel ve ibadet esaslarına yönelik ortaya çıkan mezheplere de ameli fıkhi mezhepler diyoruz. Dinin inançlarına yönelik ortaya çıkan mezheplere de ne diyoruz? İtikadi ve siyasi mezhepler diyoruz. İtikadi ve siyasi mezheplere fırka da deniliyor arkadaşlar. İslam fikir tarihinde insanın olaylara bakışını, algılayışını etkileyen görüşlere, bunlara ne diyoruz? Fırka diyoruz. Devam edelim hemen. Evet, şimdi İslam düşüncesinde itikadi ve siyasi mezhepler dediğimizde Ehl-i Sünnet ve Şia diye ikiye ayrıldığını görüyoruz. Ehl-i Sünnet ve Şia da kendi içinde ikiye ayrılıyor. Ehl-i Sünnet Maturidilik ve Eşarilik olarak ikiye ayrılır. Hazreti Peygamber ile sahabenin dini temellerin konusunda takip ettikleri yolu benimseyenler Ehl-i Sünnet olarak tanımlanıyor. Hazreti Peygamber hayattayken, bakın Hazreti Muhammed hayattayken Ehl-i Sünnet dahil hiçbir mezhep yoktu. Bütün bu mezhepler Peygamber Efendimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır. Ama Ehl-i Sünnet kavramı İslam ve ona gönül verenlere tümü için, yani bütün Müslümanlar için kullanılmıştır. Zamanla artık bu kavram daha çok görüş farklılığı ortaya çıktıkta farklı bir mezhebin adına dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar, buna bağlı olarak farklı yorumlar da ortaya çıkıyor, toplumda yaygınlık kazanıyor. Haricilik, mürciye çıkıyor, mutezile ve şia gibi bazı mezhepler fikir ve tutumlarıyla ana bünyeyi ve çoğunluğu oluşturan Müslümanlar da farklılaşıyor. İşte bu gruplardan herhangi birine mensup olmayıp çoğunluğu temsil ettiği çizgiyi sürdürenlere ne deniyor? Ehl-i Sünnet deniliyor. Evet, eşarilik ve maturidilikten bahsediliyor. Ehl-i Sünnet'in kendi içinde iki ana ekole ayrıldığını görüyoruz. Şia ve Şiilik ise arkadaşlar yine kendi içinde, onlar da ikiye ayrılıyorlar. Peygamber Efendimiz'in vefatından sonra Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt'in halifeliğini, yani imamlığını, imamet deniliyor onlarda. Şöyle not alalım, imametini. En layık kişi olarak görmüşler ve onu meşru halife olarak kabul etmişler Şialar. Ondan sonraki halifelerinin Hazreti Ali'nin soyundan gelmesi gerektiğine inanan toplulukların ortak adı Şia, Şiiliktir. Şiiler imamet konusunu inanç esaslarından biri olarak kabul ederler. Yani imanın şartlarından biri de imama tabi olmak ve imama inanmaktır derler. Çünkü onlara göre Hazreti Ali'nin imameti hem ayetlerle, Hazreti Peygamber'in vasiyetiyle de sabit olmuştur. Dolayısıyla Hazreti Ali'den önce hilafet makamına gelenlerin yönetimlerini meşru saymazlar. Tabii
Tarih içinde gelişerek onlar da itikadi, siyasi ve fıkhi konularda kendilerine özgü fikirleriyle bağımsız bir ekol olarak varlığını sürdürmüşlerdir. Şia'nın 12 imamı vardır. İlk imam olarak Hazreti Ali'yi kabul ederler. Ardından Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, biliyorsunuz Peygamber Efendimiz'in soyunu devam ettiren torunları. 4. imam Zeynel Abidin, 5. imam Muhammed Bakır, 6. imam Cafer-i Sadık, 7. imam Musa Kazım, 8. imam olarak Ali Rıza ve 9. imam olarak Muhammed Taki, 10 Ali Naki, 11. imam Hasan Askeri, 12. imam olarak da Muhammed Mehdi'yi kabul ederler. Günümüzde Şiilik denildiğinde en çok imamiye ekolü anlaşılıyor. Bu daha çok yaygın. Diğer bir kolu da Zeydiye'dir arkadaşlar. İmamiye'nin 4. imamı olan Ali Zeynel Abidin'in oğlu Zeydi imam olarak kabul ederler. Yemen bölgesinde oldukça yoğun yaşarlar. Tabii bazı imamla ilgili konularda Şia ile ayrı düştükleri konularda olmuştur. Evet arkadaşlar, konu özetimizi yaptık. Aslında oldukça uzun bir konu. Böyle tek bir videoda özet geçmek çok zor. Ama bizler sizin için oldukça hızlandırdık. Yazılıda çıkabilecek şekliyle ele aldık. Gelelim şimdi yazılı provamıza. İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi niteliklerine ne diyoruz? Ahlak diyoruz, değil mi? Hemen şöyle bakalım, ahlak. Evet, şöyle yazıyoruz cevabımızı. İslam ahlakının birinci temel kaynağı neydi? Tabii ki Kur'an-ı Kerim olması gerekiyor. Hemen şöyle yazalım Kur'an'ı da. İslam ahlakının ikinci temel kaynağı sünnettir arkadaşlar. Harfimizi, i harfi. Allah'ın terbiye eden anlamına gelen sıfatı Er-Rab olacak. Hemen yazıyoruz şöyle, F harfimiz. Ahlak eğitiminin ilk önce başladığı yer neresiydi? Derste bahsettik. Aileydi, değil mi? Hemen yazıyoruz. Aileyi gördüm şurada. Bir kimsenin yokluğunda kötü konuşmak, yani arkasından kötü konuşmak, gıybet olacak. Kendini diğer insanlardan üstün görmek kibirdir, değil mi arkadaşlar? Hemen yazalım şöyle, kibir. Normalinden fazla tüketmek, savurganlık, israf olacak. Tahmine dayalı yargıda bulunmak, kesin olmayan kanaatte bulunmak neydi? Zandı. Hemen şöyle yazalım. Bir kimseye kasıtlı olarak suç atmak da iftira olacak. Evet, harika bir şekilde eşleştirdik. Şöyle bu kavramların tanımlarını mutlaka ezberleyin arkadaşlar. Gelelim devamına. Şimdi burada ayetlerimiz var. Bu ayetleri karşısındaki uygun başlıklarla eşleştireceğiz. Hadi bakalım ayetimize bakalım. Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi neden söylersiniz? Saf suresi 2. ayet. Hangi gerilen bazı davranışla alakalı? Tabii ki yapmayacağınız şeyi söylemek yalana giriyor arkadaşlar, değil mi? Hemen şöyle bir diyelim. Kim bir hata işler veya bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa şüphesiz iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur. Şimdi iftira etmiş, başkasının suçunu üstüne atmış oluyor. Kendi suçunu başkasına atmış. Demek ki iftira dedi arkadaşlar zaten. Hemen iki yazalım şöyle. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. Saçıp savurmak, yani israf, değil mi? İsraf aynı zamanda nankörlük olarak da ifade edilir demişti Peygamber Efendimizin ifadesiyle. Onların çoğu hiçbir dayanağı olmayan zandan başka bir şeye uymazlar. Zan ise gerçek adına hiçbir şey ifade etmez. Gerçek değildir zan. Hiç şüphesiz Allah onlar ne yapıyorsa hepsini hakkıyla bilmektedir. Yunus suresi 36. ayet. Burada neyden bahsetti? Suizandan bahsetti, değil mi arkadaşlar? Cevabımız suizan olacak. Hemen bakalım şöyle, evet 4 diye yazıyoruz. Yoksa Allah'ın lütuf ve ihsanından insanlara verdikleri mi kıskanıyorlar? Kıskanmak neydi? Şöyle hemen bakalım, haset olacak, yazalım. Yani müminlerde olan, başkalarında olan iyi ve güzel şeyleri kıskanmak neydi bu? Hasetti. Evet 5 diye şöyle yazıyoruz. Ey iman edenler, insanların gizli hallerini araştırmayın. Gizli halleri araştırmak neydi arkadaşlar? Mahremiyet ihlali İslam literatüründe tecessüs olarak ifade ediliyordu. Hemen yazalım şöyle 6 diye. Ölçü ve tartıyı adaletli yapın diyordu Allah-u Teala. Yani kimseyi aldatmayın, kandırmayın, hile yapmayın, değil mi? 7 olacak. Birbirinizin dedikodusunu yapmayın. Herhangi biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Bak bundan tiksindiniz. Arkadaşlar,
Ölmüş kardeşinin etini yemekle eş değerdir dedikodu yapmak. Dedikodu neydi? Gıybetti. Evet, 8 diye cevabımızı yazalım. Devam ediyoruz. Evet, verilen kavramlar ile tanımlarını eşleştiriniz. Şimdi burada karşımızda kavramlar var. İçinde olumlu ve olumsuz kavramlarımız var. Burada da bununla ilgili olarak tanımlar. Şimdi vakar dediğimiz şey ağırbaşlı olmak. Bunu bir kere söyleyelim hemen. Ağırbaşlı olmaya vakar deniliyor. Hemen şöyle bire ne diyoruz? Haş diyoruz. Evet, gıybet arkadaşlar dedikodu, çekiştirme olarak ifade edilir. Hemen eşleştirelim C diye. Tutku. Bu neydi arkadaşlar? Hemen bakalım şöyle. İhtiras olacak karşılığı. Kovuculuk neydi arkadaşlar? Dedikodu, gıybet, kovuculuk. Söz taşıma, laf taşıma olacak. İftira, kara çalmak dedik değil mi? İftira, çamur atmak, kara çalmak. Şöyle A diyelim 5'e. Vakur ise arkadaşlar ağırbaşlı demek. Şöyle G diyoruz buraya da. Riya ne demekti? Riya gösteriş yapmak değil mi? İbadetlerini gösteriş yapanları kınıyordu Allah-u Teala. Riya diyoruz. Hemen şöyle gösterişçilik diyoruz. Haset ne demekti arkadaşlar? Haset de kıskançlık demek. Şöyle yazalım. 9 da haset olacak. Bu da yine kıskançlık olacak. Şöyle 10. Kanaat arkadaşlar. Kanaat ne demekti? Kanaat da yetinme demekti. Şöyle hemen yazalım. Evet, bunu da tamamladık. Harika gidiyoruz. Gelelim şimdi çoktan seçmeli sorularımıza. Bu metinde aşağıdaki konulardan hangisi vurgulanmaktadır? Dinin ve dini kaynakların farklı yorumlanması bazen ayrışmalara sebep olsa da olumlu tarafları değerlendirildiğinde dini çoğulculuğun ve zenginliğin kaynağını teşkil ettiği görülecektir. Bununla beraber dinin kendisi ve yorumlanması arasında ciddi farklar olduğu da unutulmamalıdır. Evet, şimdi metne baktığımızda arkadaşlar neyden bahsediyor daha çok? Dini çoğulculuğun ve zenginliğin kaynağını korurken dinin kendisi ve yorumlanması açısından da ciddi farklar olduğunu unutmayın diyor. Peki bu neye sebep yani neyden korur dini? Hemen bakalım. A. Dini tekelcilikten uzak durulması. B. Dini metinlerin dikkatli okunması. C. Dinin kaynaklarının koruma altında olması. D. Dinin tek, dini yorumların ise birden fazla olması. E. Toplum içinde dini konuları tartışmaktan kaçınılması. Şimdi E'den hiç bahsedilmiyor. Bunu eliyoruz. Dinin tek, dini yorumların birden fazla olması da, bu da vurgulanmıyor. Dinin kaynaklarının koruma altına alınması Kur'an ve sünnetten bahsedilmiyor. Dini metinlerin dikkatli okunması, dini kaynaklar farklı yorumlanması dedi ama dikkatli okunmaktan bahsetmiyor. Burada dini tekelcilikten uzak durulması, yani tek bir kişiye aitmiş gibi görülmesi, bundan uzak durulması vurgulanıyor. O yüzden cevabımız A seçeneği olacak. Aşağıdaki tabloda İslam dini ile dini yorumların özellikleri yer almaktadır. İslam dini ve dini yorumların özellikleri. Verilen tabloya göre dini yorumlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olamaz? A. Tahlil ve tenkide açıktır. Şimdi dini yorumlara bakacağız. Dini yorumlar insan ürünüdür, anlama ve yaşama biçimleridir. Zamana ve zemine göre değişiklik gösterir. İslam dini ise vahiy temellidir, yani din. Vahiy kaynaklıdır, ilahi mesajlar içerir, değişmez temel ilkeler mevcuttur. Tahlil ve tenkide açıktır. Evet, doğru değil mi? Çünkü değişebilir, anlama ve yaşama biçimleridir. Doğru diyoruz. B. Dinamik ve işlevsel oluşumlardır. Evet, bu da doğru. C. Dönemin ihtiyaçlarına göre şekil alabilir dini yorumlar. Evet, ne dedi? Zamana ve zemine göre değişiklik gösterebilir. D. Ana konusunu dinin evrensel boyutu teşkil eder. Burada bir duralım. Burada bir duruyoruz. Tekrar geleceğiz. E. Din ile özdeşleştirmek hatalı bir tutumdur. Şimdi din ile özdeşleştirmek hatalı bir tutumdur. Evet arkadaşlar, doğru olacak. Çünkü din anlayışıyla birlikte özdeşleştiremeyiz. Çünkü insanların anlayışına sahip din anlayışı, yani ilahi kaynaklı değil. Ana konusu dinin evrensel boyutunu teşkil eder demiş. Bu doğru olamaz olacak. Cevabımız bu yüzden D seçeneği. Kovadaki yengeç zihniyeti kısaca, eğer ben yapamıyorsam sen de yapamazsın ya da ben sahip olamıyorsam kimse sahip olamasın ifadeleriyle tarif edilen bir düşünce biçimidir. Bu adlandırma şu olaya dayanmaktadır.
Yengeçler tek başlarına kolayca çıkabilecekleri bir kovaya topluca konulduklarında kaçmaya çalışanlar diğerleri tarafından kovanın içine çekilir. Böylece tüm yengeçler kovada kalır. Bu durumun insan davranışlarındaki karşılığı ise şudur. Bir grupta yer alan birey diğerlerinden daha başarılı ya da mutlu olduğunda grup üyelerinin önemli bir kısmı bu başarıyı istemediğinden bu kişiye karşı kin ve nefret besleyerek onun iyiliğine engel olmaya çalışır. Hatta bireyin mutsuz ya da başarısız olmasını arzular. Metinde sözü edilen durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilgilidir? A. Hakaret, B. Haset, C. Dedikodu, D. Yalan, E. Tecessüs. Burada eğer ben yapamıyorsam sen de yapamazsın ifadesiyle, yengeçleri örnek vermesiyle bir grup insanın birilerinin mutluluğundan mutlu olmadığını, onlara karşı hatta kıskançlık, kin, nefret duyguları beslediğini, bununla karşılığı olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla kıskançlığın karşılığı neydi? Hasetti. Cevabımız B seçeneği, haset olacak. Anlamak masraflı iştir. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik kafidir. Bu dizelerde İslam'da hoş görülmeyen davranışlardan hangisine vurgu yapılmaktadır? A. Suizan, B. Gıybet, C. Haset, D. İftira, E. Tecessüs. Arkadaşlar, anlamak masraflı iştir. Yani doğruyu bilmek değil mi? Anlamak, karşımızdaki insanın davranışına doğru anlam verebilmek. Emek ister, gayret ister, samimiyet ister. Yanlış anlamak oysa kolaydır diyor. Onun için ne gerekir? Kötü niyet, biraz da cahillik gerekir. Şimdi İslam dininde iki tane kanaat var demiştik. Biri suizan, biri hüsnüzan değil mi? Suizan işte yanlış kanaatte bulunmak, yanlış anlama anlamına geliyor. Bu yüzden cevabımız ne olacak? Suizan olacak. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. Bakara suresi 183. ayet. Oruç kalkandır. Biriniz oruçluyken çirkin, kötü ve kaba söz söylemesin, bağırıp çağırmasın, kavga etmesin. Birisi kendisine söver ya da çatarsa ona ben oruçluyum desin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü. Verilen ayet ve hadiste oruç ibadetiyle ilgili vurgulanan ortak husus aşağıdakilerden hangisidir? A. Farz olma. Burada orucun farziyetiyle ilgili ifade edilmiyor. Burada yazıldı diyor ama hadiste bunun farz kılınmasından bahsedilmiyor. O yüzden eliyoruz. B. Terbiye edici olma. Burada sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için. Demek ki oruç insanın Allah'a karşı gelmesini törpüleyen bir ibadet değil mi? Şimdi gelelim hadise bakalım bir de. Oruç kalkandır dedi. Oruçluyken kötü söz söylemeyin diyerek işte şu davranışlardan uzak durun, şu güzel işler yapın, birisi size sataşırsa ben oruçluyum deyin geçin. Demek ki terbiye edici olma o ikisinde de ortak husus olarak görülebiliyor. Ama ne yapıyoruz? Nokta koyuyoruz, diğer seçeneklere bakıyoruz. C. Günahları temizleme, değinilmemiş. D. Bireyin sağlığını koruma, yine değinilmemiş. Oruç ibadetinin sağlığı koruduğuna dair bir ibare yok. E. Ahirette mutluluğa götürme, bu da yine bahsedilmemiş ama İki ifadeye de baktığımızda oruç ibadetinin terbiye edici olma özelliğine vurgu yapılmıştır. O yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra itikadi mezheplerin ortaya çıkmasında inanç alanında ortaya çıkan görüş farklılıkları etkili olmuştur. Bunun yanı sıra yaşanan bazı siyasi tartışmalar da zamanla itikadi bir mesele haline gelmiş ve itikadi mezhepleri doğurmuştur. Bu nedenle siyasi veya itikadi meselelerden ortaya çıkan dini yorumlara itikadi siyasi mezhepler adı verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi metinde söze edilen mezhepler arasında gösterilemez? Şafiilik, Şia, Eşarilik, Mutezile ve Maturidilik. Şimdi arkadaşlar, itikadi ve siyasi mezhepler arasında Şia itikadi siyasi mezheptir. Eşarilik aynı şekilde, Maturidilik de aynı şekilde. Ancak Şafiilik ameli ve fıkhi bir mezheptir. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? Şafiilik olacak. Çünkü Mutezile de itikadi bir mezheptir. Ancak Şafiilik ameli fıkhi bir mezheptir. Bu yüzden cevabımız A seçeneği olacak.
Evet arkadaşlar, geldik ödüllü sorumuza. Manasını anlamak için araştırmaya ve düşünmeye ihtiyaç olan ayetlere ne denir? Cevapları yorum kısmına yazmanızı istiyorum. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.